Başbakan gömlek değiştirdiğinden beridir her an değişime müsait. Sarılır dostum der, kardeşim der, imzalar atılır. Kaddafi'den ödül alır, mübarekle mübarek olur. Bir bakarsın malum telefon gelir, her şey değişir. Önce böyle saçmalık mı olur, NATO'nun ne işi var Libya'da der. Sonra Libyalı'ya Libyalı olduğunu tespit ve tescil için NATO Libya'da. Sözleriyle dostlar düşman olur, muhaliflere her türlü destek verilir. Kaddafi bağrına bastığı Türk Başbakanı'ndan öyle bir darbe yer ki, İzmir NATO üssü olur, Haçlı seferleri başlar, Libya olmaktan çıkar, hop Libya'ya demokrasi özgürlüğü uçaklarından bomba olup atar, kardeşi kardeşe düşürürler. Ama bu senaryoyu nerede gördük? Bunu biz daha önce Irak'ta da görmüştük. Önce iyi olan Irak ilişkileri o telefonla darmadağın olmuştu. Türkiye İncirlik üstünden kalkmasına izin verdiği ABD uçaklarını 5000'e yakın sortesiyle Irak'a bombaladı. Başbakan kahraman ABD askerleri için yaptığı dua iyiye etkili olduğunu bilemiyoruz. Ama 2 milyona yakın Müslüman Iraklı hayatını kaybetti. Kirletilen Müslüman kadınların feryadı Endülüs'ü aratmamıştı. Talan edildi Irak, Afganistan gibi. Sonra Bob'un 22 parçalı puzzle'ının sırası gelen İslam ülkesinde operasyonlar başladı. Taşımalı fitne birliklerinin Arap Baharı gösterileri, yalancı medya desteğiyle Bob ateşi yakıldı. Şimdi sıra Suriye'deydi. Medyanın yönlendirdiği amaçlı yalan haberleri hepsini çöp sepetine atmalıyız. Kimyasal yalanların hepsi fos çıkmadı mı? Mart 2011 öncesinde başbakanın ifadesiyle Esad kardeşim sen Bob'un eş başkanını tanıyamadın. Biz Türkiye'de onu çok iyi tanıdık. Anlık değişmelerini her konuda gördük. Sen bir Hristiyan Obama için Müslüman kardeşlerine hiç vazgeçtin mi? Eğer Batı'nın oyuncağı olsaydın, Müslüman kardeşlerini Batı'nın istediği gibi baksaydın, ABD yalanlarına iman etseydin, başına bunlar gelmezdi Esad kardeşim. Kıymetli Malatyalılar, aziz Türk milleti. Genel Başkanımız 20 yıldır ifade ettiği gerçeklerdeki işin aslı. Asıl amaç büyük İsrail devleti. İran, Irak'tan toprak alınacak ve Türkiye genişliyor imajıyla Türkiye bölünecek ve İsrail bayrağı dikilecek. İşte basiret bu. Duma'ya seccadesini seren Profesör Doktor Haydar Baş gerçeğini Ruslar gördü. Uyguladılar. Rusya-Suriye meselesinde Haydar Hoca'ya kulak verdi. Fikirlerini, görüşlerini, milli ekonomi modelini benimsedi, hayatına geçirdi. Önünü bile göremeyenler stratejik derinlik kuyusuna düşmeye mahkumdur. Tek avuntuları da değerli yalnızlıktır. 30 Ağustos 2013 tarihli köşesinde şu şekilde belirtti Genel Başkanımız. Küfür tek millettir. Ancak topyekun millete bu mübarek belde meleklerle korunuyor. Neresi? Şam. Madden akıllı Esad politikası, manen de melekler tarafından korunan Şam'ın işgali bir hayalperestliğin ötesine geçmeyecektir. Bunu düşünenlerin kaderi kuruntularında boğulmak olacaktır demişti. Dediği çıkmadı mı? Biz savaş istemiyoruz. Komşularımızla kardeşlik hukukumuzun devam etmesini istiyoruz. Bu da yüreğinde o gönül enginliğini, fikir zenginliğini taşıyan Türkiye'nin beklenen liderini dinlemekle gerçekleşebilir. Doğrular doğru insanlardan öğrenilmeli. Son sözümüz yine İmam Ali'den olsun. Yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın. Hepinize saygılar sunuyorum.